Resmi olmayan sonuçlara göre İngiltere'de seçimleri Başbakan David Cameron'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti kazandı. Muhafazakar Parti 650 üyeli Avam Kamarası'nda 325, rakibi İşçi Partisi ise 232 sandalye kazandı. Cameron'ın hükümeti kurabilmek için gerekli çoğunluğu sağladığı henüz kesin değil. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Ashton Carter ve Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, ilk Suriyeli isyancı gruba güvenli bir yerde eğitimin başladığını açıkladı. IŞİD'e karşı yetiştirilecek grupların Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'de eğitileceği belirtilmişti. Eğitim programındaki isyancıların maaşları Amerika Birleşik Devletleri tarafından ödenecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'deki saldırılarında El-Kaide'nin üst düzey isimlerinden Nasir el-Ansi'nin öldürüldüğü belirtiliyor. Örgüte yakın sosyal medya hesaplarında Ansi'nin Nisan ayında Mukalla'da öldüğü kaydedildi. Yemen El-Kaide'si Fransa'daki Charlie Hebdo saldırısını üstlenmişti. 7.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Nepal'de 260 sağlık merkezi ya da kliniğin yıkıldığı açıklandı. Yetkililer 600'den fazla binanın yıkıldığını, 28 milyondan fazla insanın ya tamamen evsiz kaldığını ya da metruk yerlerde yaşadığını belirtti. Almanya'nın müttefik kuvvetlere teslim olmasının yıl dönümü vesilesiyle tören düzenlendi. Polonya Devlet Başkanı Komorowski konuşmasında, "Savaş bitti ama o yıllarda demir perdenin yanlış tarafında olanlar özgürlüklerine kavuşamadı," dedi. Progress M27M adlı Rus kargo aracı kontrolden çıkarak atmosfere girdiğinde büyük bölümü yanarak yok oldu. Geri kalan kısımları ise Pasifik Okyanusu'na düştü. Kargo aracı geçen salı Baykonur'daki uzay üssünden gönderilirken sorun çıkmıştı.